Erdoğan Bayraktar'ın itiraflarından sonra 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu farklı bir boyuta evrildi. Erdoğan Bayraktar açıkça o dönemdeki tapelerde kendisiyle ilgili olan konuşmaların tamamının doğru olduğunu, savcıların kendilerini çağırması halinde anlatacakların olduğunu söyledi. İşte bu ceza yargılamasında yeni bir delil niteliğindedir. Çünkü şüpheli itiraflarda bulunuyor. Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz daha önce verilmiş olan kovuşturmanın yer olmadığına dair kararlara rağmen bu yeni delilden dolayı yeniden suç duyurusunda bulunduk ve Erdoğan Bayraktar'ın dinlenmesini talep ettik. Ancak Cumhuriyet Savcıları maalesef her zaman olduğu gibi yine bu sefer özellikle de aceleyle 13 günde verdikleri bir kovuşturmanın yer olmadığına dair kararla dosyayı sömen altı etmek istiyorlar. Biz o dilekçemizde de belirttik. Geçmişteki verilen takipsizlik kararları bir kazanılmış hak doğurmaz. Yeni delille birlikte ki ceza yargılamasında yargılamanın yenilenmesi denen bir usul de söz konusudur. Yeni delille birlikte o soruşturma dosyaları yeniden açılması gerekiyordu. Bu dosyayı kapatan savcılar da suç işlemişlerdir. Biz her şeye rağmen verilen takipsizlik kararına ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne yasal anlamda itirazımızı yaptık. Bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek Halkın Kurtuluş Partisi.